Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Ekotürk ekranlarında Yükselen Asya programına hoş geldiniz. Her perşembe günü olduğu gibi bu perşembe de sizlerle birlikteyiz. Asya'yı konuşacağız. Bugün perşembe, yarın cuma. Yarın aslında Washington'da, Birleşik Devletleri başkentinde önemli bir görüşme gerçekleşecek. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga Beyaz Sarayı ziyaret edecek. Joe Biden'la bir görüşme gerçekleştirecek. Joe Biden göreve geldiğinden beri ilk kez yurt dışından bir ziyaretçi kabul ediyor. Ve Başbakan Suga da Japonya tarafında hatırlanacağı gibi geçen yıl içerisinde Shinzo Abe'nin istifasından sonra göreve başlamıştı. Aslında Biden döneminin, yani Amerika'daki Trump sonrası yeni dönemin dış politika anlamında en önemli konularından bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya ile olan, Asya'daki hani ülkelerle, Japonya ile ve Güney Kore ile olan ittifak ilişkilerini tekrar tazelemesi. Burada bir güven tazelemesi daha doğrusu. Şimdi bugün biraz Japonya-Amerika ilişkilerini konuşalım istiyoruz. Bu ittifakı konuşalım istiyoruz. Çünkü belli ki yeni dönemde hani bir Çin, daha iddialı olan bir Çin kadar aslında bu bölgede işte Amerika'nın ittifakları da bir denge unsuru olarak belki de önem kazanacak. Bugün Japonya'ya ve Japonya-Amerika ilişkilerine, ittifakına bakacağız. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mertan Dündar. Mertan Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Altay Hocam. Merhabalar. Merhaba. Şimdi hocam, işte önemli bir ziyaret olacak yarın ve önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda hatta bence Amerika-Japonya ilişkilerini, ittifakı, ittifakın geleceğini daha fazla konuşuyor olacağız. Ama biz çok fazla genelde bu işleri konuşurken, bu ilişkileri konuşurken hani güncele odaklanıyoruz. Ama bütün bunların tabii çok tarihsel, çok kuvvetli tarihsel, kültürel, ekonomik geri planları var. Dolayısıyla izleyicilerimize de hani bu ilişkiyi, Amerika ile Japonya arasındaki ilişkileri, hani böyle ilişkileri bir çerçeveye oturtabilmeleri adına böylesine biraz daha tarihten, bu işlerinden, Amerika-Japonya ilişkilerinin kökenlerinden başlayıp bugüne getirmek istiyorum. Tabii yarım saatte ne kadar yapabilirsek o kadar, ama şöyle yapalım isterseniz. Ben sizden bir hani geri plan rica edeyim. Belki de 19. yüzyılda işte Japonya'nın meşhur Meiji restorasyonuna kadar giderek oradan bir alalım isterseniz. Yavaş yavaş bugüne gelelim hocam. Buyurun, söz sizde. Çok, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan ayını da tebrik edeyim. Ve en kısa sürede inşallah şu Covid derdinden de millet olarak kurtuluruz, dünya olarak kurtuluruz inşallah. Evet değerli hocam, çok haklısınız. Biz genelde Japonya'yı anlatırken, Japonya'yı değerlendirirken birazcık muhayyel diyeyim, ne diyelim, inanmak istediğimiz, hayalini kurduğumuz bir Japonya üzerinden okumalar yapmaya çalışıyoruz. Şimdi sizin girişteki anlattığınız husustan başlayarak Japon-Amerikan ya da Amerikan-Japon ilişkilerinin geleceğine yönelik bazı naçizane görüşleri belirtmezden evvel, Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya arasındaki ya da Amerikan toplumu ile Japon toplumu arasındaki ilişkilere çok kısaca değinmek isterim. Malum olduğu üzere aslında Amerika-Japonya ilişkilerinin arka planında biraz aşk-nefret ilişkisi var. Biz nedense belki birazcık da ne diyelim, demin arz ettiğim üzere böyle hayali, muhayyel aklımızdan öyle geçtiği için ya da öyle olmasını istediğimiz için, hani Japonların Amerikalıları çok sevmediklerini, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndaki atom bombası olayından sonra Japonların Amerika'ya karşı ne diyelim, iyi göze bakmadığını, soğuk baktığını falan zannediyor. Ki aslında gerçek bunun tam tersine. Bunun şüphesiz dediğiniz gibi tarihi arka planı var. Biz bunu 1853, yani 19. yüzyılın ikinci yarısından başlatmamız. Çünkü Japonya 1600 yılından itibaren dış dünyaya tabiri caizse kapılarını kapatıp bir izole ülke konumuna gelmiş iken, 1853 yılında Commodore Matthew Perry'nin adı üzerinde bir donanma subayı ve komutanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminin emriyle Commodore Perry 1853'te Japonya'ya gelir ve kapılarını Amerika Birleşik Devletleri'ne açması gerektiğini,
gemilerinin toplarını Tokyo istikametine çevirerek Japonya'yı ikna eder. Ve bu tarihten itibaren, yani 1853'ten sonra, hemen kısa süre sonra 1854-58 arası, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Japonya dış dünyayla hem dostluk anlaşmaları hem de ticaret anlaşmaları imzalar ki bunlar aslında eşit olmayan anlaşmalar olup biraz kapitülasyon dediğimiz formatta. Ama bu dönemden itibaren baktığımız vakit Japonya'nın kültürel belli açılardan kültürel kodlarında, dünya bakışında ve görüşünde ve hatta tekniğinde ve teknolojisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığını mümkün. Bu bağlamda toparlamam gerekirse Japonya'nın kapılarını dış dünyaya açan, Japonya'yı modern dünyayla entegre hale getiren, buluşturan Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Yani ne diyelim, belki ileride yine söyleriz ama hani bu ilişkinin de siyasi, ekonomik, askeri ilişkinin içerisinde tabii kültür boyutu da var. Şöyle arz edeyim, Japonya'nın aslında bilinenin aksine en çok izlenen, takip edilen sporu beyzboldur. Ve şüphesiz bunun kökeni de Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanıyor. Evet. Evet hocam, yani bu beyzbol konusu gerçekten çok enteresan tabii ki. Yani hani bilmeyenler için çok şaşırtıcı da gelebiliyor bazen. Böyle tam çünkü bir Amerikan sporu beyzbol, ama baktığınız zaman hani mesela Küba falan gibi ülkeler de beyzbolda çok önde, ama hani Japonya dediğiniz zaman bir şaşırtıcı geliyor. Hocam şimdi 19. yüzyıl Amerika, Commodore Perry ile beraber işte dışa açılan bir Japonya, sonrasında işte modernleşen, büyüyen bir Japonya, daha iddialı hale gelen Japonya, 20. yüzyılın başlarında muharebe meydanında Rusya'yı alt eden bir Japonya. Sonra yavaş yavaş tabii yayılmacı bir Japonya, Çin'i işgal eden bir Japonya. İkinci Dünya Savaşı'na doğru geliyoruz. İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Pearl Harbor Amerika'ya sarıyor ve ondan sonra bir İkinci Dünya Savaşı, atom bombaları ve sonrasında farklı bir dönem. Başını bitirdikten sonra galip Amerika ve mağlup Japonya. Bundan sonrası nasıl şekilleniyor? Şimdi malum olduğu üzere 1945'te Japonya'nın teslim olması, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik sonrasında yine Amerika ve müttefik ülkeler biliyorsunuz işgal ettiler. Bu işgal yaklaşık bir 6-7 yıl sürdü, bu fiili işgal diyelim. Ya da diplomasi dilindeki gerçek anlamı itibariyle ve askeri dildeki bu işgal. Ama daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan anlaşmayla bu işgal ortadan kalkmışsa da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve askeri gücünün günümüze kadar uzanan Japonya'daki varlığı artarak ve güçlenerek devam etti. Yani şöyle toparlamam gerekirse 1945'te General MacArthur, Douglas MacArthur'un onayı, talebi ve ısrarıyla Japon İmparatoru'nun artık tanrı olmadığını radyodan ilan etmesinden sonra dünyanın diğer ülkeleriyle kendini eşdeğer gören Japonya, kendi askeri bu defa daha evvel işte kültür kodlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin izlerini görüyoruz. Bu defa askeri kodlarında Amerika Birleşik Devletleri'ni ve fiilen alanda da Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi varlığını görüyoruz. Burada tabii ilginç olan dediğim gibi işgalin sona erdirilmesinden sonra işte San Francisco Anlaşması ve takip eden daha sonraki Amerika Birleşik Devletleri, Japonya güvenlik işbirliği anlaşmaları belli periyodlarla bunlar biliyorsunuz revize ediliyor. Bu anlaşmalar bağlamında normalde işgal kalkmış olmakla beraber 55 bin kişiye yaklaşık bir Amerikan askeri varlığı da konuşlanmış vaziyette. Yani buna doğrudan bir tabii ki dediğim gibi işgal diyemeyeceksek bile ama Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, army dediğimiz ordu ve marinler yani deniz piyadelerinden oluşan 4 unsurun yaklaşık 55 bin kadar insan gücü Japonya'da var ve aynı zamanda gözlemci yani personel sayısı birden başlamakla beraber
Yaklaşık 100 tane Amerikan irtibat büroları da dahil olmak üzere Japonya'da yaklaşık 100 tane Amerikan üssü diyebileceğimiz birim Japonya'nın tüm o 4 ana adasında ve diğer küçük adalarının bir kısmında konuşlanmış durumda. Bunu şunun için anlattım. İşgal sonrasında Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri işgal kuvvetlerini çekmişlerse de şu anda dost kuvvetler olarak Japonya'da arz ettiğim miktarda ciddi bir Amerika Birleşik Devletleri askeri gücü varlığını sürdürüyor. Evet hocam, yani bu zaten herhalde şöyle de bakabiliriz. Hani tabir yerinde ise 1950'lerden veya işgalden beri Japonya'nın güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlaması. Şimdi bu noktada tabii bence önemli bir konu var. Bu da aslında hani tam da anlaşılamayan da bir konu. Japonya'nın bir ordusu var mı yok mu? Çünkü Japonya'nın baktığımız zaman şu anda 2020 yılının rakamları yeni geldi. Dünyada en fazla savunma harcaması yapan ilk 10 ülkenin arasında Japonya. Yani bir yandan çok böyle yüksek miktarda savunma harcaması yapıyor. İşte farklı geçen günlerde uçak gemilerinden falan bahsediliyordu. Bir tabii meşhur 9. madde var anayasada. Bu anayasanın işte Japonya'nın bir silahlı kuvvetlere sahip olmasını engel olduğu söyleniyor ama bize biraz anlatsın. Yani tam olarak bu madde ne söylüyor ve Japonya'nın bir ordusu var mı yok mu? Yani bu birazcık aslında ne diyelim kelimelerin gücüyle ilgili bir şey. Japonya'nın aslında adı ordu olmayan bir ordusu tabii ki var. Buna öz savunma gücü olarak biz Türkçe'ye çeviriyoruz. Japonlar JETAI diyor. Self Defense Forces adı altında İngilizce tabiriyle de deniz kuvvetlerinden, hava kuvvetlerinden ve kara unsurlarından oluşan Japonya'nın yaklaşık 300-350 bin kişilik sivil memurlarla beraber profesyonel bir askeri gücü var. Ama bu İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olmasından sonra ve yeniden yine altını çizerek söylüyorum Douglas MacArthur ve işgal kuvvetlerince hazırlanmış olan yeni anayasada Japonya'nın bir önceki dönemde ne diyelim dünyanın dengelerini bozacak şekilde örgütlenmiş bir ordu yapılanmasına sahip olması engelleniyor. Ama bunun yanında kendi ne diyelim güvenlik kuvvetlerini, güvenlik kuvvetlerini kurabileceği. Fakat işte bu 9. maddede de bu kuvvetlerin de hiçbir şekilde yurt dışındaki ne diyelim gelişmelere, oluşumlara silahlı müdahalede bulunmayı tercih etmeyeceği yönünde aslında doğrudan savaşamaz, savaşa girmez gibi bir ibare olmamakla beraber ama Japon Silahlı Kuvvetleri diyebileceğimiz bu öz savunma güçlerinin yani Japon ordusunun aslında silahlı olarak bir başka ülkeyle savaşmaması gerektiğini, savaşmayı tercih etmeyeceğini, etmemesi gerektiğini ve başlatan olmayacağını, bir çatışmayı başlatan olmayacağını bir nevi anayasayla bağlayan bir yazılı kural diyelim. Ama burada savaşmaz, savaşa girmez, Japonya asla ordu kuramaz diye böyle bir ibare yok. Ama dediğim şekilde bu aslında kamuoyunu, dünya kamuoyunu rahatlatacak şekilde Japonya'nın imparatorluk döneminde olduğu gibi bir ordu çatısı altında askeri güç bulunduramayacağı şeklinde bir şekillenme hazırlanmış ama Japonya'nın profesyonellerden oluşan ve gayet de güçlü modernize, ki de modernize edilmeye devam edilen bir askeri gücü var. Çok haklısınız. Dünyanın ilk 10 ülkesi içerisinde zannediyorum 8. idi. Şu anda son kontrol etmedim. Ama bildiğim kadarıyla 51 milyar dolarla bu seneki 2021 yılında buraya bir bütçe ayırdı. Gene Japonya çok malum olduğu üzere dünyanın sayılı ekonomilerinden olduğu için bu ayırdığı para genelde milli hasılasının zannederim %1'ine falan denk geliyordu şimdiye kadar. Ve o dengede zannederim hala da korunuyor. Ama 51 milyar dolarlık askeri harcama, yatırım çok önemli. Tekrar sözü size bırakmazdan evvel şunu da söylemek isterim. Bu Izumo
sınıfıydı galiba. Bu helikopter carrier'larının taşıyıcılarının iki tanesi sizin de belirttiğiniz üzere F-35 bu yeni nesil uçaklar konuşlandırılması düşünülüyor. Daha evvel Stilt'lar konulacaktı ama galiba şimdiki plan bu alınacak 104 tane F-35'in yerleştirilmesi şeklinde diye biliyorum. Bunlar uçak gemisine çevriliyor. Evet, bunlar bölgedeki rakip konumundaki Çin'in uçak gemilerine nazaran küçük gemiler olmasına rağmen üzerinde taşıdıkları uçak sistemleri itibarıyla zannederim güçlü bir Japonya'ya, Japonya savunmasına katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi tabii bir yandan böyle bir silahlı kuvvetler var, çok modernleştiriyorlar attığınız gibi. Bir yandan 50 bin tane Amerikan askeri ve 100 tane Amerikan üssü de, hani bunlar çok büyük rakamlar var. Yani hala bir Amerika'nın böyle bir Japonya'nın güvenliğini sağlama durumu var. Şimdi bu konuda gözlemleriniz olmuştur eminim. Çünkü Japonya ile çok yakın çalışıyorsunuz, çok yakından takip ediyorsunuz. Japonlar nasıl hissediyorlar bu konuyla ilgili olarak? Yani hani ben şimdi düşünüyorum da Japon olsam çok da istemezdim. Çünkü hani imkanım da var, hani maddi imkanım da var. Dolayısıyla hani başka bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar bir ittifak içerisinde olsa da böyle gelip toprağımda 50 bin kişi barındırıp, 100 tane üs barındırıp tırnak içerisinde benim güvenliğimi sağlamak amacıyla yani tabii çok hani bana düşmez ama ben olsam hoşuma gitmezdi herhalde diye düşünüyorum. Halkının bakış açısı bu duruma nasıl? Şöyle izin verirseniz değerli Altay Hocam arz edeyim. Benim yaklaşık 20-21 yıl oldu akademik hayatım ama ben bunun öncesinde bir otomotiv firmasında adını vermiyorum. Hani reklam olur mu olmaz mı bilmedim. İlk Japon dili ve edebiyatı mezunlarındanım biliyorsunuz. Mezun olduktan sonra bu firmaya girdim ve Türkiye'de de fabrika kurulmuştu o zaman ve Türk arkadaşların eğitim için Japonya'ya gittik. Yaklaşık toplamda bir 200-300 olmuştur herhalde. Türk arkadaşımızla beraber onların başında koordinasyonu sağlamak üzere Japonya'daki bu otomotiv firmasında çalıştım. Ve bu aşamada fabrikada işte işçi arkadaşlarımızla, Japon işçilerle, ustabaşılarla, yani tabiri caizse Japon toplumunun farklı kesimlerinden gelen halk mensuplarıyla sohbet etme şansımız, konuşma şansımız çok olmuştu. Beni en çok o zaman şaşırtan şeylerin başında bu gelmişti. Bu demin söylediğimiz husus gelmişti. Amerikalılarla bahis açıldığında, Amerikalılarla Japonların ilişkileri ya da İkinci Dünya bahsi açıldığında şöyle derim, tabii bunun istatistiğini tutmadım ama inanınız yani 100 Japonla konuştuysam diyebilirim ki 98'i Japon Amerika'yı herhangi bir şekilde suçlamayıp hatta ve hatta o atom bombaları atılmasaydı eğer daha çok insan öleceği için çok acı bir olay olmasına rağmen hani Amerika'yı birazcık da böyle ne diyelim hoş görecek şekilde fikir beyan ederlerdi. Bu bizim tabii Türklerin çok ne bileyim anlayabileceği bir nokta olmasa gerek diye düşünüyorum. Fakat daha sonra 2001'den itibaren akademisyen olarak hemen hemen her sene bir ya da iki kere genelde de davetli olarak Japonya'ya gidiyoruz ya araştırmalar için ya konferanslar için. Orada son yıllarda yalnız Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı özellikle okumuş yazmış diyebileceğim daha akademik ne diyelim nosyonu olan Japon dostlarımızın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı sanki böyle birazcık daha tavırlı olduğunu, tavır almaya başladığını hissettiğimi ifade etmem lazım. Ama bunun altında herhangi bir yükselen milliyetçilikten ziyade özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomide birazcık Japonya'yı eskiden olduğu gibi besler şekilde değil de rakip olarak görüp engellemeler yapmasıyla doğru orantılı olduğunu düşündürdü bana bu yaklaşım. Yani Amerika'ya karşı serzenişte bu var olan serzenişin milliyetçi duygularla ya da ne diyeyim işte askeri konjonktürle alakalı olmayıp ekonomik sebeplerden kaynaklandığını söyleyebilirim. Ve zannederim bu yine bir tabii ki sadece bir benim görüşüm, gözlemim. Günümüzde de Japon gençliğinin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı olumsuz bir tavır içinde olduğunu ben gözlemlemedim. Aksine bir rol model olarak ve Amerikan tarzı yaşamın
Japonya'da hala ne diyelim Japon gençlerinin o yaşam tarzı Japon gençlerini yönlendiriyor bence. Bu şekilde bir gözlemim var. Evet hocam, son 5 dakikamız kaldı. Artık biraz bugüne de gelelim istiyorum. Bugünkü noktada Trump dönemi bitti. Şimdi Biden biraz daha istekli böyle bu ilişkileri güçlendirmeye. Bugün geldiğimiz noktada ittifakın durumunu ve Amerikan-Japon işbirliğinin bölgeye etkisini, Asya Pasifik'e etkisini nasıl görüyorsunuz? Veya ne bekliyorsunuz önümüzdeki birkaç seneden? Valla tabii hani maçlarda diye bir tabir vardır ya işte kimyada ya da fen bilimlerinde işte under normal conditions işte 2 kere 3 5 eder vesaire. Yani normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın dostluğunun, ittifakının artarak ben yükseleceğini düşünüyorum, devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü burada ortak bir rakip var. Sizin aslında ben şaka yolluyorum. Hani sizin özellikle Çin uzmanlığınız yakından takip ediyorum ve hatta sizden alıp başkalarına da satıyorum diyeyim. Ondan sonra ama ki şu anda en büyük ülke içinde en büyük rakip Çin. Ve Çin'in askeri bakımdan güçlenmesi, yaptığı atılımlar, işte bildiğim kadarıyla şu anda dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğu Çin. Vurucu gücü falan bu ayrı tartışılabilir ama rakamsal olarak rakamlarla baktığımızda şu anda en kalabalık donanmaya ya da deniz gücüne sahip bir ülke. Şimdi Çin'in varlığı, Kuzey Kore'nin varlığı Japonya'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Japonya'ya daha iter hale geliyor. Şimdi Amerika'nın stratejisi benim anladığım kadarıyla Diego Garcia, bu İngilizlere ait Diego Garcia adasından küçücük bir adadır, haritada bile gözükmez. Oradan itibaren bakarsanız Diego Garcia adası, Tayland, Singapur, Tayvan, Avustralya, Yeni Zelanda, Hawaii, yukarıda Alaska, Japonya ve Kore. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin'i ve Kuzey Kore'yi iki ayrı çemberle iç hat ve dış hat olmak üzere kuşatmış gibi ve bu kuşatmasını da sürekli muhkim ve güçlü kılmaya çalışıyor. Bu sebepten dolayı tüm bölgede yaklaşık 100 bin kişilik bir Amerika Birleşik Devletleri askeri gücünden bahsediyoruz. 7. filosundan bahsediyoruz. Bu ve bunun gibi deniz, kara, hava ve deniz piyadelerinden oluşan askerlerinden bahsediyoruz. Ve şüphesiz bu kuşatma içerisinde Japonya ve Güney Kore'de çok önemli iki kalıcı üs ve uçak gemisi konumunda Amerika Birleşik Devletleri için. Ada ve yarım ada ülkesi olduğu için ki Ertan Hoca Kore dilinden o Güney Kore'yi de bir Kuzey Kore ile Asya arasında Kuzey Kore'nin olmasından dolayı orayı da bir ada olarak nitelendirir aslında. Böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri'nin sanki iki tane daha büyük uçak gemisi varmış gibi düşünmek lazım. Şimdi bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya aralarına Kore'yi de alarak Kore'yi niye kattım işin içine? Biliyorsunuz tarihi olarak Güney Kore ve Japonya arasında problem var. Japonya çünkü işgal etmişti 1911'de 45 sonuna kadar. Ama bunu da bir nevi buzdolabına kaldırarak bu tarihi arka planı Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore ortak olarak çarşı bir hat teşkil etmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu var olan hattı daha da güçlendirmeye çalışıyorlar. Onun için Trump'ın 8 milyar dolara çıkartmıştı biliyorsunuz 2 milyar dolardan Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'daki askeri varlığını Japonya finanse ediyor aslında. 2 milyar dolardı bu para, bunu 8 milyar dolara çıkardı. Biden döneminde bu neye bağlanır tabiri caizse, pazarlık sonucu bunu bilmiyorum ama Trump biliyorsunuz Amerikan askerlerini çekmekle bile tehdit etmişti eğer bu para ödenmezse. Ama ben zannediyorum başta bu problem olmak üzere Biden'ın daha sıcak yaklaşacağı, Japonya'nın da ikili ilişkileri daha da yakınlaştırmak için özellikle askeri alanda daha fazla atılım yapacağını düşünüyorum. Bu arada hemen bitirmeden şunu da arz edeyim. Deminki soruya ilaveten, özellikle Okinawa'daki deniz piyadelerine yönelik olarak Japon halkının, adada yaşayan Japon halkının büyük bir tepkisi vardır. Çünkü olumsuz olaylar olur, tecavüz, cinayet vesaire. Fakat ben bu şartlar altında Amerikan varlığının, oradaki
askerlerin Guam'a vesaireye kaldırılması meselesi vardı. Ama bu şartlar altında Okinawa'daki askeri varlığının da Japonya'nın devam edeceğini ve Japon halkının da evet. Çin ve Kuzey Kore tehdidinden dolayı bunu çok itiraz etmeyeceğini düşündüğümü söylemek istiyorum. Evet hocam, bakalım yarın Beyaz Saray'da yapılacak görüşmeden, Biden-Suga görüşmesinden neler çıkacak? Mertin hocam çok teşekkür ediyorum katkınız için, çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum, sağ olun. Değerli izleyiciler, bugün konuğumuz Ankara Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mertan Dündar'dı. Japonya'yı, Japonya-Amerikan İttifakı'nı konuştuk. Gelecek hafta başka bir konumda tekrar sizlerle birlikte olana değin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.